Elimizde alıştıklarımızdan biraz daha zor olan bir hiperbolün grafiğinin çizilmesi ile alakalı bir soru var. Hiperbolün denklemini yazayım x eksi 1'in karesi bölü 16 eksi y artı 1'in karesi bölü 4 eşittir 1. Bir hiperbol problemiyle karşılaştığımızda bunu daha önceki videolarımızda da görmüştük. Yapmamız gereken şeylerden ilkinin karşımızdakinin hangi konik kesit olduğunu belirlemek olduğuna bakıyoruz değil mi? Bundan sonra da grafiğinin çizilmesi gerektiğini söylemiştim. Videonun başında size bunun bir hiperbol olduğunu söylediğim için bu denklemin bir hiperbole ait olduğunu biliyorsunuz ama denklemin bir hiperbole ait olduğunu anlamanın yolu y kareli terimin önündeki eksi işaretidir. Bunun ayrıca ötelenmiş bir hiperbol olduğunu da söyleyebiliriz. Nasıl diyecek olursanız ötelenmiş yani merkezi orijinde olan bir hiperbolün denklemi buna benzer aynı asimtotları el alacak olursak merkez orijinde olduğunda x kare bölü 16 eksi y kare bölü 4 eşittir 1 gibi bir denklemimiz olurdu. Bu iki hiperbol arasındaki fark, buradakinin merkezinin x eşittir 1 ve y eşittir eksi 1 noktasında olmasıdır. x'in 1'e eşit olmasının buradaki terimi 0 yaptığının farkındasınız değil mi? Zaten merkez noktası olmasının sebebi de budur. Aynı mantıkla y eşittir eksi 1 de burayı 0 yapar. Bu hiperbolün merkezi ise az önce de söylediğim gibi orjindir. Tamam. Buna dayanarak bu hiperbolü çizmenin kolay yolunun, bununkini çizip grafiği merkezi 1, virgül eksi -1 noktasında olacak şekilde ötelemek olduğunu söyleyebilirim. Hadi bakalım. Öncelikle bu hiperbolün asimtotlarının eğimini bulalım ki bunu çizmek için öteleyebilelim. Şimdi y'nin neye eşit olduğunu bulacağız. Evet, bir hiperbolün grafiğini çizmem gerektiğinde ben işe genellikle y ile başlarım. Eksi y kare bölü 4. İki taraftan da x kare bölü 16'yı çıkarırsak eşittir. Eksi x kare bölü 16 artı 1. Şu anda hiperbol üzerinde çalıştığımı da bir kere daha hatırladıktan sonra devam ediyorum. İki tarafı eksi 4 ile çarpalım. Böylece y kare eşittir. Eksiler birbirini götürecek. 4 bölü 16'dan x kare bölü 4 elde edeceğiz. Eksi 4'ü de unutmayalım. Buradan da y'yi artı eksi karekök içinde x kare bölü 4 eksi 4 olarak buluruz. Asimtotları bulmak için de x artı ya da eksi sonsuza yaklaşırken ne olacağını düşünmemiz gerekiyor. Evet x çok negatif ya da çok pozitif olduğunda neler olduğuna bakacağız. Bunu daha önce de yapmıştık ve bunu yapmak bence körü körüne formülü ezberlemekten çok daha iyi. Çünkü bize asimtot doğrularının nereden geldiğine dair fikir veriyor. Demek istediğim asimtotlar x artı ya da eksi sonsuza yaklaşırken bu denklemin alacağı değerle alakalı. Evet, x artı ya da eksi sonsuza giderken y'ye ne olduğuna bir bakalım. İfadenin değerini buradaki terim belirleyecek, öyle değil mi? Burada bir 4 var ama x'in değeri büyüdükçe, mesela 1 trilyona yaklaştığında bu 4'ün pek de bir anlamı olmayacak. Değeri bu terimin belirleyeceği konusunda anlaştıysak devam edelim. x artı ya da eksi sonsuza giderken y yaklaşık olarak bir bakalım artı eksi kare kök içinde x kare bölü 4'e yani artı eksi x bölü 2'ye eşit olacak. Şimdi de asimtotları çizelim ama bunların bu hiperbole ait olduklarını unutmayın. Burada merkez noktası 1 virgül eksi 1'de olduğu için bu eğimlere yani eksi ve artı 1 bölü 2 eğimlerine sahip doğruları çizeceğim ama merkezleri bu noktada olacak anlaştık mı? Grafiği daha kolay çizebilmek için buradaki ötelemeyi göz ardı edip asimtotları bulduk ama çizmemiz gereken grafik buradaki hiperbole ait. Bu x pardon y bu da bu da x ekseni merkezin 1 virgül eksi 1'de olduğunu söylemiştik x 1'e ve y de eksi 1'e eşit olacak asimtotların eğimlerini de eksi ve artı 1 bölü 2 olarak bulduk artı 1 bölü 2 ile başlayacak olursak artı x yönündeki her iki birimlik artış için y bir birim artacak evet bu birincisi şöyle çiziyorum aşağı yukarı buna benzeyen bir şey olacak çok da düzgün olmadı ama ne olur idare edin. Diğer asimtotun eğimi de eksi 1 bölü 2 idi değil mi? Merkez buradaydı. Artı x yönündeki 2 birimlik ilerleme için bu defa da bir birim aşağı gitmemiz gerekecek. Evet diğer asimtotu da bu şekilde çiziyorum. Diğer yöne doğru da biraz uzatmak istiyorum. Tabii çizgiler üst üste gelirse daha iyi olacak. Peki işte böyle. Asimtotları çizdik. Şimdi de bu hiperbolün yatay mı yoksa dikey mi olduğuna karar vermemiz lazım. Bunun kolay yolu aslında bakarsanız bunu iki şekilde yapabiliriz. Bu denklem'e bakacak olursak pozitif karekökü aldığımızda asimtotun biraz altında kalacağımızı görebiliriz. Asimtot bu. Ama biz bunun altında kalacağımız için aynı mantıkla negatif karekökünde üzerinde kalacağımızı söyleyebilirim. İsterseniz bu dediğimi biraz düşünün, ezbere yapıyormuşum gibi düşünebilirsiniz ama ben bu hiperbolün burada ve burada olacağını evet biliyorum. Negatif karekökün üzerinde üzerinde olacağımız için. Ama yine de fazla uzatmadan isterseniz diğer videoda yaptığımız şekilde yapalım. Diğer şekilde düşünürsek bu terim sıfır olduğunda ne olacağını ele almamız gerekir. Bunun sıfır olması için x'in 1 olması gerekir öyle değil mi? Peki bu olabilir mi? Yani x 1'e eşit olabilir mi? x 1'e eşit olursa burası sıfır olur. Burada da eksi y artı 1'in karesi bölü 4 1'e eşit olur. Yani buradan negatif bir değer elde edeceğimiz için x 1'e eşit olamaz. Peki. Ya y eksi 1'e eşit olabilir mi? Bir bakalım. y eksi 1'e eşitse hemen deneyelim. Bu terim kaybolur. Evet, y eksi 1'e eşit olduğunda bu terim kaybolacak ve geriye x eksi 1'in karesi bölü 16 eşittir 1 kalacak. Bu terimi yok ettim çünkü y eksi 1 olduğunda neler olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Tamam mı? İki tarafı da 16 ile çarpalım. Şuraya geçeyim. Biraz karışık oluyor ama x eksi 1'in karesi eşittir 16. İki tarafın karekökünü alalım. x eksi 1 eşittir, artı eksi 4. Burası artı 4 x 5'e, eksi 4 ise de 3'e eşit olacak. Merkeze en yakın 2 nokta, 5 virgül eksi 1 ve 3 virgül eksi 1 noktaları. 1, 2, 3, 4, 5 virgül eksi 1 ve 1, 2, 3, 1 saniye. Bir saniye bu doğru mu? Hayır, hayır değil. değil,lemleri aklımızdan yaparken bu tarz hatalar yapmak herhalde normal. Hemen not edeyim. x eksi 1 eksi 4'e eşit olursa x eksi 3'e, eşit olur. Evet şimdi oldu. Eksi 1, 2, 3, virgül, eksi 1. İşte burası. Ve hiperbole ait iki noktayı bu şekilde işaretlediğimizde az önceki mantığın da doğru olduğunu görebiliriz. Pozitif karekök, asimtotun biraz altında olacağı için eğriyi bu şekilde çizebilirim. Bu yönde ve bu yönde giderek asimtota yaklaşacak. Aynı şekilde burada da eğri giderek bu asimtota yaklaşacak. Bu asimtotların da sonsuza uzandıklarını eklemekte fayda var. İsterseniz hiperbole ait birkaç nokta daha bulup grafiğin doğru olup olmadığını da kontrol edebilirsiniz. Önemli olan asimtotları bulup hiperbolün sağ ve solda mı yoksa üste ve altta mı olduğuna karar vermekti. Bunu yaptıktan sonra da grafiği çizmek gerçekten de çok kolay. Bir sonraki videoda görüşürüz.